Ben Mikail Talha Bayraktar, 1977 Bayburt doğumluyum. Evliyim, bir kızım ve iki oğlum var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden 2001 yılında mezun oldum. Daha sonra iş hayatımla beraber işletme yüksek lisansı yaptım ve serbest muhasebeci mali müşavirlik belgesi almaya hak kazandım. 2003 yılından beri Albayrak Grup'ta çalışmaktayım. Finans ve muhasebe alanında 20 yıllık bir deneyimim vardır. Özellikle finans sektörü stresli olmasına rağmen ben her zaman işimi tutku ile önemseyerek yaptım. Dürüst çalıştım. Çok çalışmak ve sonra da başarmak benim itici gücüm oldu. Bir insan bir şeyi çok ister, çok çalışır ve çok doğru derse ona kavuşur. Bir şeyi çok istemek, irade göstermek, çok çalışmak, gayret göstermek, çok dua etmek ise duadan sonra tevekkül göstermekle olur. Bu üçü bir araya geldiği zaman başarı da kendiliğinden oluşuyor. İş hayatım boyunca devamlı kendime 5 yıllık planlar yaptım. Bu 5 yıllık planların %100'ünü gerçekleştiremesem de büyük bir kısmını başardığımı düşünüyorum. Bu 5 yıllık planları yapmam benim ileride olmak istediğim nokta, gelmek istediğim konum hakkında bana bir farkındalık oluşturdu ve bana ekstra bir motivasyon kaynağı sağladı. Yanlıştan ziyade zaman zaman eksik yaptığım şeyler oldu. Bunlardan da yeni şeyler öğrenmesini, farklı bir bakış açısı kazanmasını ve kendimi geliştirmesini bildim. Şunu da söylemek istiyorum. Ben insanın potansiyelinin zor şartlar altında ortaya çıkacağına inanıyorum. İnsanın konfor alanında herhangi bir potansiyel oluşmayacağını düşünüyorum. Onun için ben zor işlere her zaman talipli oldum. Bunu neden yaptım? Çünkü kendimi geliştirmek ve yeni bir şey öğrenmek hedefini koymuştum. Dolayısıyla derim ki bir insanı geliştiren ve başarılı kılan onun gayreti ve özgüvenidir. Bir kere öğrenim hayatları boyunca muhakkak staj yapsınlar ve çalışsınlar. Onların bu staj yapması ve çalışması onların ileriki meslek hayatlarında üzerlerine kariyerini inşa edecekleri bir zemin oluşturmasını sağlayacak ve onların diğer aktanlarına göre daha ileride olmalarını sağlayacaktır. Bir de şu hususu özellikle belirtmek isterim. Kiminle çalışacakları konusunda titizlikle dursunlar. Kim benim yöneticim olacak? Benim amirim kim olacak? Beni yetiştirecek kişi insan yetiştirmeye hevesli biri mi? Yoksa altında çalışanlardan korkan, onların kendisine rakip olmasını endişesi duyan otoriter bir yönetici mi? Eğer böyle bir yöneticiye denk gelirlerse benim tavsiyem orada hiç zaman kaybı yaşamasınlar. Bir an önce kendilerini geliştirecek yeni yeri arasınlar. Mali işlem müdürü olmak isteyen yöneticilere yine alanlarında uzmanlaşmalarını, tutkuyla çalışmalarını, kendilerini geliştirmelerini, kendilerine güvenmelerini, stratejik düşünmelerini ve dürüst olmalarını öneririm. Bir de derim ki gönül insanı olun. Bir dünyalı değil iki dünyalı insan olun. Yüzyıllar öncesinden Kutat Kubilik'te Yusuf Hacip bize şöyle sesleniyor. Diyor ki Allah sana iki göz verdi. Biriyle bu dünyaya bakarken diğeriyle ahirete bak. Allah sana iki el verdi. Biriyle bu dünyaya tutarken diğeriyle öbür dünyaya sarıl. Allah sana iki ayak verdi. Biriyle bu dünyada yürürken diğerini ahirete doğru at. Bilimsel araştırmalar da gösteriyor ki din ve maneviyatla ilgilenen insanlar çok daha mutlu ve huzurlu oluyor. Bana göre bir şirketin can damarı olan nakit akış mali işler biriminde yönetilir. Nakit akış yönetimini yapan da mali işler müdürüdür. Bir şirketin fazlaca nakit olmayan varlığı da olsa, yüksek tutarlarda alacakları da olsa, eğer iyi bir nakit akış planlaması yapılamazsa, iyi bir tahsilat ödemeleri dengesi yapılamazsa, o şirket finansal yükümlülüklerini yerine getiremez, sürekliliğini de devam ettiremez ve iflasa sürüklenir. İkinci olarak şirketin bilanço ve gelir tablosu gibi mali tabloları mali işler biriminde oluşturulur. Mali işler birim müdürü de bu tabloları analiz ederek geleceğe yönelik olarak üst yönetime sunar. Üst yönetimde böylece şirketin stratejik yönetim kararlarını alır. Mali işler müdürünün bu mali tabloları yalnız analiz etmesi şirket üst yönetimin alacağı stratejik yönetim kararlarının da yanlış olmasına neden olacaktır. Bu açıdan önemlidir. Üçüncü olarak yine şirketin mali işler müdürünün analiz ettiği bu sonuçlar, bu bilgiler diğer birimlere aktarılır. Bu bilgi akışının aksaması şirketin faaliyetlerinin etkinlikten uzaklaşmasına, verimsizliğe ve sonuçta kar kaybına neden olacaktır. Bir kurum içindeki bütün bu birimler arasındaki bu bilgi akışını sağlayacak olan da mali işler birim müdürü veya yöneticisidir. Ben şimdi bir mali işler müdürünün sorumluluklarını 3 ana kategoriye ayırıyorum. Birincisi, şirketin operasyonel işlemleriyle ilgili sorumlu olduğu alanlar. Bunlar kayıt tutma, raporlama, denetleme, planlama, bütçe, finans, muhasebe, vergi ile ilgili uzmanlık gerektiren işlemler. Muhasebe kayıtları geniş manada ve
mevzuat uygulamaları. İkinci görevi ise şirketin stratejik yönetiminde sorumlu olduğu alanlar. Bu da şirketin nakit akışının ve şirketin finansal yükümlülüklerinin en verimli bir şekilde yönetilmesi ve şirketin stratejik hedeflerinin belirlenmesi ve daha sonra uygulanması aşamasında yol göstericilik yapması, bu hedeflerin oluşturulmasına yardımcı olması. Üçüncü olarak da çalışan motivasyonudur. Şöyle söyleyeyim, ben üniversitede okuduğum zaman işletme dersinde yöneticinin görevleri 3'tür diye anlatılırdı. Planlama, organizasyon ve denetim diye. Ama günümüze geldiğimizde buna bir de dördüncüsü motivasyon eklendi. Motivasyon, bir çalışanın çalıştığı şirkette sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için sahip olması gereken itici kuvvettir. Bu da o birim yöneticisinin görevidir. Etkin bir motivasyon sağlanırsa bir kurumda, insan kaynağı da verimli kullanılacağı için o şirketin karları daha fazla olacaktır. Benim hem kişisel hem de meslek olarak gelişimimde bana bir ilham kaynağı olan bir hikayem oldu. Şöyle ki, ben ilk iş hayatıma başladığım zaman bir gazete haberi okudum. Gazetede şöyle bir haber vardı. İngiltere'de 60 yaşında bir kadın tıp fakültesine kabul edilmiş. Daha ilk derste öğretim görevlisi kadını küçümseyerek 65 yaşında doktor olacaksın da ne olacak deyince kadının şu cevabı verdiği yazıyordu. Evet, bugün 60 yaşındayım. Eğer okula devam edersem 5 sene sonra 65 yaşında olacağım ve doktor olacağım. Fakat senin bu küçümsemen ve alay etmen karşısında ben pes eder vazgeçer okulu bırakırsam 5 sene sonra yine 65 yaşında olacağım ve doktor olamayacağım. Bu beni çok etkilemişti. Ben de ondan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdim. Hem mesleki olarak hem de kişisel olarak kendimi daha çok geliştirmeye karar verdim. Daha çok kitap okumaya karar verdim. Ve bunun üzerine de harekete geçirdi bu olay beni. Ben ilk iş hayatımı daha öğrenciyken babamın yanında başladım. Rahmetli babam önce çiftçilik yaptı, daha sonra da esnaflık yaptı. Çok çalışkan birisiydi. Beni de çok çalışırdı. Bu çok çalışmak zamanla bende alışkanlık haline geldi. Ayrıca babam iş ahlakından kesinlikle ödün vermezdi. Yani işe başlama saati, bitiş saati hep aynıydı, standarttı. Ve çok dürüst çalışırdı. Bu özelliklerimi ondan aldığımı düşünüyorum. İkinci olarak ben patronlarımızdan Kazım Albayrak Bey'le çok yakın çalışıyorum. Ondan birçok şey öğrendim. Ama burada sadece iki tanesini söylemek istiyorum. Birincisi, Kazım Albayrak Bey çalışanlarına karşı çok vefalı bir insan. Çalışanların zor zamanlarında muhakkak onların yanında olmaktadır. Hatta zaman zaman şöyle söyler. Mutlu zamanlarınız, mutlu anlarınızın istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz kişiyle kutlayın, paylaşın. Bana söylemek durumunda da değilsiniz. Fakat zor zamanlarınızda muhakkak haberdar olmak isterim der. Bu gerçekten beni etkilemiştir. Bir de ben stres yönetimini Kazım Bey'de gördüm ve ondan öğrendim. Zor şartlar altında soğukkanlığını korumayı başarabiliyor. Bunu nasıl yapıyor diye çok merak ettim ve bunun üzerine çalışmalar yaptım. Yani duyguları yönetmek ve kontrol altına almak konusunda eğitim aldım. Birçok kitap okudum. Ve geldiğim noktada artık insanların söylediği şeylerin benim ruh halimi olumsuz yönde değiştirmesine izin vermiyorum. Olaylara aklımla bakıyorum. Aklımla yönetmeye çalışıyorum. Üçüncü olarak ben Albayrak Grup'ta işe başladığım zaman beni işe alan ve birim yöneticiliğimi yapmış olan Kazım Soylu Bey'i örnek almışımdır. Beraber çalıştığımız süre içinde göstermiş olduğu iş disiplini, kararlılığı ve azmi bana çok şey katmıştır. Dördüncü olarak da ben yine Albayrak Grup'ta ilk başladığım zaman ilk kademe amirim olan ve halen grubumuzda çalışmaya devam eden Tamer Tekinkaya'dan çok şey öğrendim. Ben güven ve samimiyeti onda gördüm ve çalışanının yetişmesindeki istek ve azmi bana çok şey katmıştır. Geçen yılın sonunda platform turizmi halka arz ettik. Halka arz öncesinde de çok yoğun çalışmalar yaptık. Tabiri caizse gece gündüz çalıştık. Çok yorulduk. Ve sonunda da başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğimizde kendimi çok mutlu, gururlu ve başarılı hissetmiştim. İş hayatıma ilk başladığım yıllarda bir olay yaşadım. Ondan büyük bir ders almıştım. Onu söylemek isterim. Bir projeye başlarken biz alternatif oluşturmadan bir iş paydaşıyla projeye başladık. O iş paydaşımız da alternatifsiz olduğunu gördüğü zaman bizden ek talepleri oldu. Fiyatı yükseltti. Biz de o proje kesintiye uğramasın diye onun taleplerini kabul etmek zorunda kaldık. Ve devam ettik projeye. Bu bana büyük bir ders oldu. Ben de ondan sonra bir proje yapacağımız veya bir şey yapacağımız zaman kesinlikle alternatifini oluşturmadan yola çıkmadım. Ve o şekilde de devam ediyorum. Ben hem lise yıllarında hem de üniversite yıllarında hem okudum hem çalıştım. Yani ticari hayatı daha öğrenciyken gördüm. İnsanları, insan kişilik tiplerini tanıdım.
Hani insanın yönetmenin çok ayrı bir meziyet olduğunu gördüm. Ve daha öğrenciyken çalışmam benim aktif iş hayatıma başladığım zaman diğer çalışan akranlarımdan çok daha önde olmamı ve kariyer basamaklarını daha hızlı geçmemi sağladı. Bir de ben yönetim ve psikoloji alanında çok okurum, çok kitap okudum, hala okumaya devam ediyorum ve yöneticilikle ilgili birçok eğitim aldım ve bunların da çok faydasını gördüm. Aldığım bu eğitimler sonucunda çalışanlarımla net ve açık iletişim kurdum. Eylemlerim ile söylemlerim arasında paralellik oluşturdum ve onlara güven telkin ettim, güven verdim. Artık olaylara farklı açıdan bakmaya çalışıyorum. Değişimi önemseyip ve takip etmeye çalışıyorum. Aklımla yönetmeye, yüreğimle de liderlik yapmaya çalışıyorum. Sonuç olarak da artık hedeflerimi bilerek, işbirliği yaparak, egomu bir kenara bırakarak, suçlama savunma döngüsüne girmeden ve işin kolayına geçmeden birimimi yönetmeye ve birimimdeki olumlu gelişmeleri kurumumdaki diğer birimlere aktarmaya çalışıyorum. Benim insan kaynağında en dikkat ettiğim özellik kişinin uzman olması, yapacağı işin uzmanı olması. Nitekim büyük İslam düşünürü İbni Haldun mukaddemesinde bunu şöyle anlatır. Bir işin uzmanını çalıştır der. Bunun eğer yüksek bir maaşı da olsa ver onu ve uzmanını çalıştır. Eğer böyle yaparsan diyor, bu sana çok şey kazandırır ve sana çok iyi hizmet eder diyor. Sakın diyor bir kişinin fiyatı ya da maaşı düşük diye, az diye ve uzman olmayan birisini çalıştırma diyor. Seni oradan tasarruf ettiğini, az para verdiğini düşünürken o adam işi bilmediği için sana çok büyük zararlar verebilir diyor. Benim insan kaynağında en çok dikkat ettiğim diğer bir husus da güvendir. Yani karşılıklı güven varsa her şey çok kolay. İyi bir iletişim kurmanın önündeki en önemli engelin de güvensizlik olduğunu düşünürüm. Yüksek güvene dayalı bir ilişkide siz yanlış şeyler söyleseniz dahi insanlar sizin ne demek istediğinizi anlar. Ama düşük güvene dayalı bir ilişkide siz kelimelerinizi çok hesaplı ve ölçülü de seçerek konuşsanız yine de yanlış anlaşılabilirsiniz. Dolayısıyla güven önemlidir. Şunu da söylerim. Güven iyidir ama kontrol daha iyidir. Yani çalışanıma karşılıklı güven olması çok iyi ama bu kontrol edilmesini engellemez benim gözümde ve kontrolü ben güvenin bir değişmez parçası olarak görürüm. Ayrıca egosu olmayan, iş disiplini yüksek, bununla birlikte kişisel olarak mütevazı kişilerle çalışmaya çok gayret ederim. Bu kişilikle kişilerle çalışmanın bir yönetici için ayrıcalıklı bir durum olduğunu düşünürüm. Bunun yanında ekip ruhuna uyum sağlayabilen, esnek, bireysellikten uzak, dürüst, zeki çalışkan kişilerle çalışmak her zaman tercihim olmuştur. Benim bu konuda bir inancım var. Derim ki, eğer siz olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirdikten sonra uygulamaya aldıysanız ve sonrasında da vicdanınız rahatsa, insanların ne dediğine kafanızı takmayın, ne der diye de endişelenmeyin. Ben de hayatım boyunca bu şekilde yaptım. İnsanların bu, yani siz ağzınızla kuş tutsanız dahi illa birileri sizi eleştirecektir. Herkesi memnun etmeniz mümkün değildir. Bunun yanında iyi niyetine güvendiğim, samimiyetine güvendiğim insanlardan her zaman eleştiri isterim, feedback isterim. Buna da çok değer veririm ve o yapılan eleştirileri de dikkate alırım. Bir şirketi, kurumu ayakta tutan en önemli unsur insan kaynağıdır diye düşünüyorum. İnsan odaklı yönetilen işletmeler, kurumlar hem daha uzun ömürlü olmaktadır hem de daha başarılı olmaktadır. Daniel Pink, Drive isimli kitabında motivasyonun klasik motivasyon sistemlerinden çok farklı bir bakış açısı gerektiren bir konu olduğunu yazar. Ona göre bir kurumda etkin bir motivasyon sağlanması için şu üç unsurun bir arada bulunması gerekmektedir. Bunların bir tanesi özellik, insanlara yapacakları işi, kiminle, nerede, nasıl yapacakları konusunda onlara geniş karar yetkisi vermek. İkincisi üstatlık, insanlara yapacakları işin üstadı olma, o konuda ustalaşma ve yaptıkları bu işten zevk alma fırsatını tanımak. Üçüncüsü de amaç, insanlara yaptıkları işin kuruma para kazandırmanın çok ötesinde anlamları olduğunu, dünyaya ve diğer insanlara kattıkları değeri görmelerini sağlamak. Eğer bir kurumda bu üçü sağlanırsa etkin bir motivasyon sağlanmış olacaktır. Bu yapıyı kurmak doğru koltuklara doğru kişileri koymanın birinci adım olduğunu düşünürüm. İkinci adımın da motivasyon olduğunu düşünürüm. Ve bunu şuna benzetirim. Bir gömleği üst taraftan ilk iki düğmesini doğru bağlamak gibi.
Birincisi doğru koltuklara doğru insanları yerleştirmek, ikincisi de etkin bir motivasyon sağlamak. Zaten ondan sonra diğer düğmeler nasıl otomatikmen iliklenecekse bir kurumda da işletmede kurulan o yapı hasarsız bir şekilde işleyecektir diye düşünüyorum.